kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar arkadaşlar bugün sizlere maya ve kabartma tozu kullanmadan çok güzel bir şekilde kabaran dışı çıtır çıtır nefis bir pişi tarifi vermek istiyorum özellikle hafta sonu kahvaltıları için tercih edebileceğiniz bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum malzemelerim hazır hemen yapımına geçelim Öncelikle karıştırma kabımıza 1 su bardağı kaynar suyumuzu alalım. Suyumuz kaynar olacak. Üzerine 1 çay kaşığı dolusu şeker ve 1 çay kaşığı dolusu da tuz ilave edip karıştıralım. Kullandığım su bardağı ölçüm 200 milim standart herkesin evinde bulunan su bardaklarından. Evet şimdi üzerine ben toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Ununuzu mutlaka yavaş yavaş ilave edin. E, i̇lk aşamada su sıcak olduğu için e, bir spatula ile e, karıştırın. E, daha sonra elinizle yoğurma işlemine geçebilirsiniz. Dediğim gibi unu yavaş yavaş ekleyerek e, orta yumuşaklıkta bir e, hamur yoğuracağız. Çok fazla böyle ele yapışan bir hamur olmayacak. Evet unumu yavaş yavaş ekleyerek hamurumu önce elimle e, toparladım. Daha sonra masanın üzerine alarak Biraz da masanın üzerinde yoğurdum yaklaşık 1-2 dakika boyunca. Daha sonra büyük bir beze haline getirdim ve ortadan ikiye hamur kesme aparatıyla kesiyorum. Kesmiş olduğum her bir parçayı 5 eşit parçaya böleceğim. Yani toplamda 10 eşit beze yapacağım. İsterseniz daha büyük veya daha küçük de tabii ki yapabilirsiniz. Evet bezelerimizi kestikten sonra yuvarlayarak kenara alalım. Hafif altına un serpebilirsiniz yapışmaması için. Büyük olanlar varsa küçük olanlara kopararak ekleyebilirsiniz. Hepsinin eşit olması önemli. Mayalama derdi olmadığı için e, bekleme süresi yok. Hemen e, hazırlayıp e, pişirmeye geçebilirsiniz. Gerçekten yapımı e, oldukça pratik ve çok eğlenceli bir tarif. Evet, bezelerimin hepsini hazırladım. Altına ve üzerine hafif un serpip önce elimle biraz e, açtıktan sonra e, oklava ile açıyorum. Çok fazla büyük açmayacağız zaten. Şöyle e, küçük bir tatlı tabağı büyüklüğünde açmanız e, yeterli olacaktır. Evet ara ara böyle çevirerek açarsanız daha güzel her tarafı eşit bir şekilde açılacaktır. Ben oklava ile açtım. Dileyen merdane ile de tabii ki açabilir. Zaten çok büyük açılmayacak. Evet bu büyüklük yeterli. Şimdi hemen bunu bir kenara alıyorum ve aynı şekilde diğer bezelerimi de açmaya devam ediyorum. İsterseniz bir taraftan açıp bir taraftan pişirebilirsiniz. Ama ben hepsini aynı şekilde açıp masama dizdim. Çünkü ortalarını keseceğim. Daha sonra pişireceğim. Bu şekilde böyle simit görünümünde oluyor. Ve inanılmaz güzel oluyor görüntüsü. Evet ikinci bezemi de açtım. Kalanları da aynı şekilde açtım şimdi ortalarını bir çay bardağı ile kesiyorum bu kesmiş olduğum hamurları da yine kızartacağım son aşamada bu şekilde dediğim gibi simit görünümünde oluyor ve inanılmaz güzel oluyor isterseniz kesmeden de veya farklı aparatlarla keserek de hazırlayabilirsiniz. Evet bu şekilde hazırladıktan sonra tavama ocağa almıştım. Üzerine bol sıvı yağ koydum. Yaklaşık 2 su bardağından biraz fazlaydı. Şimdi hazırlamış olduğumuz hamurları kızgın yağ alıp üzerine hafif hafif kaşıkla bastıralım. Kabarmasını sağlayalım. Daha sonra üzerine mutlaka yağ atalım. O yağ sayesinde e, güzel bir şekilde kabaracak ve e, hafif de kızaracak. E, bu esnada ocağın altı e, yüksek ayardan biraz hafif kısık ayarda yani e, orta ateşte diyebilirim. E, en büyük ocakta pişirdim. Gördüğünüz gibi hemen e, kabardı ve hafif kızardı. Diğer tarafını çevirdikten sonra yine aynı şekilde üzerine yağ atmaya devam ediyorum birer tane pişirmenizi tavsiye ederim. Çünkü e, her pişirmede üzerine e, yağ atmamız gerekiyor. O yüzden rahat hareket etmek için e, birer tane olacak şekilde pişirebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Şimdi ilk e, hamurumu alıyorum ve şimdi ikinciyi hemen aynı şekilde e, tavama yerleştiriyorum. Evet bu şekilde kaşığın tersiyle mutlaka hafif hafif üzerine bastırın ilk aşamada. Gördüğünüz gibi pıtır pıtır kabarmaya başladı hemen. Şimdi üzerine bu şekilde çevire çevire yağ atıyorum. Gördüğünüz gibi hala kabarmaya devam ediyor. İçinde kabartma tozu ve maya yok ama inanılmaz güzel bir şekilde kabarıyor. Evet bu şekilde yağ atmaya devam ediyorum üzerlerine şimdi diğer tarafını çeviriyorum gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızarmış kesinlikle yağ çekmiyor kızgın yağda kızarttığımız için hiç merak etmeyin. Evet bu şekilde çevire çevire iki tarafında pişirdikten sonra hemen servis tabağıma alıyorum. Şimdi ortadan çıkarmış olduğum parçaları da yine aynı şekilde kızartacağım. Üzerlerine yine hafif hafif kaşığın tersiyle dokunduğunuz zaman kabarmaya başlıyor gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde üzerine yağ atalım. Bu şekilde dediğim gibi daha fazla kabarmaya devam edecek. Zaten hızlı bir şekilde pişiyor. Diğer taraflarını da çevirdikten sonra onları da hemen servis tabağıma alacağım. Evet, pişilerimiz hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyorlar. Yapımı oldukça pratik. Özellikle böyle hafta sonu kahvaltısı için hemen hazırlayabileceğiniz nefis bir tarif oldu. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum şöyle hemen sizlere iç dokusunda gösterdikten sonra videomu burada sonlandırmak istiyorum bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve videomda sizin sayenizde daha fazla kişiye ulaşmış olur eğer bu videoda beni ilk defa izliyorsanız kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini de açarsanız yeni yüklediğim videolarımdan anında haberdar olmuş olursunuz. Soru görüş ve önerilerinizle lütfen bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya ve cevaplamaya çalışıyorum. Bunun gibi daha birçok kahvaltılık tarifi, yemek tarifi, tatlı tariflerini sayfamda bulabilirsiniz. Her bütçeye uygun tarifler hazırlamaya çalışıyorum. Mutlaka sayfama bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.